Arkadaşlar Tonguç Akademi'de beklenen konu çarpanlar ayırıma geldi sonuçta. Hocam Tonguç. çok bekliyordum. İnanılmaz bir şekilde mutlu oldum şu anda. Çok teşekkür ederim hocam. Tonguç, çarpanları ayırmada cebirsel ifadeleri bilmeden hiçbir şey yapamıyorsun. O Ne zaman yazık ki. ben gideyim hocam. Bilmiyorum Hayır çünkü. evladım, şimdi birkaç tane şeyi anlamaya çalışalım. Bak şimdi şöyle bayağı büyük, bayağı kazık gözüken bir ifade var, değil mi? Evet. Bu ifadeyi cebirsel ifade diyoruz. Çünkü bunun içinde x'ler, yani bilinmeyenler var Tonguç. Bu bilinmeyenlere aynı zamanda değişken diyoruz. Bak, bu bütün ifadedeki değişken, yani bilinmeyen ifade x değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi bu değişkenin yerine ben 1 de koyabilirim, 2 de koyabilirim, 3 de koyabilirim. İstediğim şeyi koyabilirim. Burayı anladık mı? O Anladım. yüzden değiştirdiğimiz için değişken diyoruz. Hocam x'e değer verirsek şeyi kalkar diyorlar. Burnu havaya kalkar diyorlar. Evet, çok fazla değer vermemek lazım. O Anladım hocam. yüzden x'i bulmak gerekiyor Tonguç. Bak şimdi terim dediğimiz zımbırtıya bakalım. Terim zımbırtısı ise bak her artı ve eksi arasındaki şeye biz terim diyoruz Tonguç. O zaman burada toplam 4 tane terim var Tonguç. Bunları yazıyorum bak. 6x küp, 5x kare. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eksi olunca başında eksi de dahil oluyor terime Tonguç. Eksi 8x. Diğerini sen söyle Tonguç'cum. 10. Mükemmelsin. 4 tane terimi yazdık. Şimdi bu terimlerin her birisinin katsayısı var. Katsayı demek bildiğimiz sayılar demek. Yani normal sayılar demek. İnsan sayısı. Bunun bildiğimiz sayısı ne? 6. 6. Katsayısı 6. Bunun katsayısı ne? 5. 5. Bunun katsayısı ne? 8. Dikkatli ol Tonguç. Burada herkes bu hatayı yapıyor. Bu eksiyi unutmamamız gerekiyor. Eksi Tamam mı Tonguç'um? 8. Eksiyi sakın unutma. Ama sen de çok iyi bir hata yaptın. Herkes Teşekkür anladı. ederim. Ben Bak. insanlar için yapıyorum hocam hataları. Aferin canım. Peki burunun katsayısı ne Tonguç? Eksi 10 hocam. Ha Evladım pardon, bu ne sefer eksi? fazla hata Hay yaptım. Artı Allah. 10 evet. 10. Tonguç'um bak, burada katsayı dediğimiz terimin kendisi oluyor. Çünkü biliyoruz terimin hepsini. Anlaştık mı? Sabit terim dediğimiz zımbırtı da değişmeyen, yani içinde değişken olmayan terim. Hangisinin içinde değişken yok Tonguç bunların içinde? Onda yok. Harika. O zaman sabit terimiz 10. Çünkü değişken x diye hatırlıyor musun Tonguç'um? Fatih Terim. Tonguç peki sen nesin? Ben Fatih Terim'im hocam. Tonguç'cum bak, sen de busun Tonguç'cum, tamam mı? Sen de busun Tonguç'cum ve ne yapıyorsun? Dersleri dinleyip başarılı oluyorsun Tonguç'um. Teşekkürler hocam. Şimdi evladım bak, bunu da sen söyle bakalım. Bunun terimlerini hemen söyleyelim. 5x4. 5x üzeri 4. Ne x 4 evladım? -7x kare. Eksi 7x. İşte bunu hata yapmadım. Bravo. 13x 13x 4 ve 4. Değişkenleri ne bunun? x Sadece x var değil mi? evet Katsayısı ne bunun? 5 Harika Tonguç. eksi 7 Harikasın Tonguç. 13 Harikasın Tonguç. 4 Mükemmel. Peki sabit terim ne Tonguç? 4 Mükemmel. Şimdi biz çok önemli bir şey öğreneceğiz. Ortak parantez denilen bir şey öğreneceğiz. Bak Tonguç'cum, çarpanlara yönelme konusunun en önemli kısmı bu. Şimdi bak Tonguç sen buradasın. evet kafama Kafanda ne var? kargalar. Kaç tane karga var Tonguç? Hocam 3 tane ama niye böyle bir şey Harika. yaptınız? Niye böyle bir Peki resim sen çizdiniz hocam ya? buradasın ve yanında ne var Tonguç'cum? Yanımda kedi var hocam. İrem kedi mi eşek kadar bir aslan bu, Ha görmüyor aslan musun? hocam pardon. Evladım bak bunların ikisi de toplanırsa şöyle bir mantık var burada. Burada ortak olan şey ne Tonguç? İki resimde de ortak olan şey ne? Benim hocam zirvedeyim. Süper. O zaman seni çiziyoruz, tamam mı Tonguç'cum? Seni çizdik. Seni çizdikten sonra ne yapıyoruz Tonguç'cum? Senin parantezini açıyoruz. Bak seni ortak olan Ha. şeyi başa yazdım, parantez açtım. Burada ne var bunların üstünde görebiliyor musun Tonguç'cum? Karga. Kafamdaki mısırları yiyorlar hocam. Harikasın Tonguç. O zaman 3 tane karga çiziyorum Tonguç. 3 tane karga var. Bak Evet bu hocam. resimden 3 tane karga arttı. Artı bu resimden ne arttı Tonguç? Aslan. Harikasın Tonguç. Yani biz buna kısaca böyle yazabilir miyiz Tonguç? Vay, cimbom Ya, diyorsunuz neyse. hocam. Sonuç olarak bunların ortak parantezi. İkisinde de ortak olan Tonguç var. Evet. Parantez açtık. Evet. 3 tane karga var bu resimden arta kalan, Evet. Tonguç'u aldığımız zaman. Artı bu resimden arta kalan da bir tane aslan var, değil mi Tonguç? Hocam çok güzel anlattınız. Yıllardır bunu ben dinlemiştim ama bu kadar güzel Ya anlamamıştım. Ağzınıza yalakalık sağlık yapmayın. hocam. Bak şimdi söyle bakalım. Burada iki tane terim var bak. Bu terim ve bu terim. Bu iki terimde ortak olan ne var Tonguç? Tonguç şey 2 hocam. 2 var. O zaman 2'yi başa yazıyorum Tonguç. Ondan sonra çarpı deyip parantez açtım. Bu terimden 2'yi alırsak geriye ne kalır Tonguç? X. Mükemmelsin Tonguç. Artı bu terimden 2'yi alırsak geriye ne kalır Tonguç? Y kalır hocam. Oha, yani Hocam çok gerçekten akıllı bir çocuğum ben ya. olağanüstü, harika, anlamlı diyorum sana yani. Teşekkür ederim hocam. Çok iyisin.
Bak Tonguç, şu iki tane terimde bak. Bu birinci terim, bu ikinci terim. Ortak olan şey o kadar basit değil. Gaza Bu gelmeyelim. iki terimde ortak olan şeyi yazabilmek için ilk başta sabit sayılara bakalım. 3 ve 6'da ortak bir şey var mı? Yok hocam. Var evladım, Pardon. ikisinin de çarpanı 3 değil mi? O Ha. zaman 3 var. Bak, x ve x'te ortak bir şey var mı? X var. Evet, x var. Peki y ve y küpte ortak ne var Tonguç? Y var hocam. Y var. İşte bu kadar. Peki parantezi açtık. Şimdi bundan sonra çok zor. Ben müsaadenizi istiyorum Saçmalama hocam. evladım bak. Bundan bir şey kalmadı. Bundan bir şey kalmadı. Bundan bir şey kalmadı ya. Evet. Buraya ne yazacağım? Sıfır mı yazacağım? Hayır. Bir kere altının yarısı yani eksi 3. Hayır, bak. Bir Pardon. dakika. Eksi 2. Şundan geriye kalanı yazmalıyım. Bu birinci terimde bundan geriye kalan hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ama burada şunu yazacağım Tonguç. Görünmeyen bir demeyin hocam. Evet canım, işte bu Hocam bu kadar. görünmeyen bir de Harika. her zaman korkulur ya. Görünmeyen bir her yerde var. Şöyle düşüneceksin. 3xy ile neyi çarparsam bu çıkar. Ha. Çarpanlarını alıyoruz, unutma. Eksi, bunu herkes sıfır yazıyor, onu unutma. Aman sen yapmayacak bu sefer. Sıfırla yazarsak etki sıfıra dönüşür hocam. O zaman sıfır olur. Bunu da Hocam geceleri çarparsak sıfır. uyuyamıyorum ben ya. Ne? Görünmeyen bir böyle geliyor hocam. Ben buradayım falan diyor. Korkuyorum hocam. Görünmeyen, mesela altının üzerinde görünmeyen ne vardı Tonguç? Bir. Harika. X'in önünde görünmeyen ne vardı Tonguç? Bir. Her yerde bu görünmeyen bir Hocam var ışıkları var açık yatıyorum o yüzden. Korkuyorum. Her var. yerde çıkabilir karşıma. Tonguç var ya, ne alemsin ya. Tonguç bak, bunu yazdık mı? Bir yazdık mı Tonguç? Evet hocam. Eksi, bundan geriye bak. Artık 3'ü aldık ya altının içinden. Evet. Bak dikkat et, 3 kalmıyor. Bunu X. herkes yapıyor. Eksi 2. Çarpana göre yaptığımız için 2 kalıyor Tonguç. Yani şöyle düşüneceksin. Buradaki mantık şu. Acaba bununla neyi çarparsam bu eder. Bak, Ha. 3 ile 2'yi çarparsam bu eder. Doğru. X zaten burada var. Bir daha bir şey çarpmama gerek yok. Evet. Y küp dediğimiz şeyi oluşturmak için Y ile neyi çarpmam gerekiyor? Yani bunun içinden bir tane Y Y'yi kareyi. alırsam Y kare kalmaz mı, işte bu kadar be. X'i Bak. niye yazmadık hocam? Orayı anlayamadım. X'i neden yazmadık biliyor musun evladım? Burada X var ya. Evet. X dediğimiz şeyi zaten aldıysak bunun içinden bir şey kalmaz ki. Ha, anladım. Ama bak, hadi bak, bunun sağlamasını yapalım. Bunu böyle dağıtalım üstüne. 3x'ye ile 1'i çarparsak 3x'ye çıkmaz mı Tonguç? Doğru. Eksi diyorum. Eksi diyorum. 3x'ye ile 2y kareyi çarparsam 3 kere 2 6. Evet. X kere başka bir şey yok zaten. X. Bir de y ile y kare de y küp, etmez mi Tonguç? Aa, aynısı Bak çıktı aynı hocam. şey çıkar. Biz aslında aynısını farklı şekilde Şimdi yazıyoruz burada. anladım hocam. Yani ortak parantezin mantığı aynısını farklı şekilde yazmak. Şimdi söyle bakalım, burada ne yapacağız? Burada iki tane terim var. Bu terimleri görebiliyor muyuz? Görüyorum Bu hocam. terimlerde ortak olan şey ne? X Bir kare kere ikisinde de x kare var. ve Y var. Bir de ikisinde de y var. Hadi bakalım bundan geriye ne kaldı? Bak bu çok Bir önemli. kaldı hocam. Mükemmelsin Tonguç. Zirvedeyim. Sıfır demeyeceksin, unutma. Artı, bundan geriye ne kaldı peki Tonguç? Hiçbir şey kalmadı hocam. Dostluk ve sevgi. Ha pardon. Oradan geriye bilemiyorum hocam. Evladım bak, x kare y'yi alırsan 2 kalmaz mı Ha evladım? pardon evet. Demek ki neymiş? 3 tane. Bak bu 3 değil mi Tonguç'um? Evet hocam. X kare y'ymiş. Anlaştık mı Hocam evladım? çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Tonguçakademi.com'u takip et evladım. Bütün videolar daha detaylı orada. Ve Daha fazla video var hocam. Ben girdim. evet, Atıyorum yakında YouTube'da 10 tane video varsa orada 15 video vardı. Daha tabii fazla video canım. var orada. Daha fazla video var ve daha önden veriyoruz. Unutma Tonguç. Tamamdır hocam. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım evladım.